Merhaba arkadaşlar. Katya'mızı açtık. Yeni bir progresif band çalışmasıyla beraberiz. Datamızı çağırıyoruz. Evet. Parçamızın datasını çevre kesme, delme ve bükmeden olan datamızı açınımını bulabilmek için transparan yapıp progresif band diye isimlendirdiğimiz part. Nötr eksenini almaya çalışacağız. Parçanın nötr ekseni dediğimiz yer orta ekseni. Parçanın saç kalınlığı 2 metre. Offset dedik. Sıfır olan offset rakamını kaça? 2 metreye çıkartıyoruz. Parçamızın yüzey kopyasını aldık. Yüzey kopyasını aldıktan sonra parçamızın saç kalınlığı 2 mm ise 2,5 katı fire hesaplaması yaparak 5 mm ara mesafe bırakacağız. Parçamızda kuvvetlerini dengeleyebilmek için kalıbımızı ikili yapacağız. Bir plan atamamız gerekiyor. Nereden atıyoruz? XZ düzleminden. Ne kadar mesafede? 2,5 metre. Preview dedik. Nereye atacağız? Dışarıya doğru atacağız. Yüzeyleri seçip simetri aldığımız takdirde referans yüzeyi olarak da planı seçersek kumpasımızla elimize alıp şu ara mesafeyi ölçtüğümüz zaman 5 metre fire verdiğimizi göreceksiniz. Parçamıza baktığımız zaman bir çevre kesme, delme ve bükme işlemleri olduğunu görürüz. Normalde 3 operasyon ancak biz bunu progresife çevirdiğimiz zaman ne yapacağız arkadaşlar? En az 2-3 katı istasyon ortaya çıkartacağız. En sondaki işlemlerden giderek parçamızı atıyoruz. Şu yüzeyi seçip sketch açıyoruz. Orijin noktanın yani bantın bu tarafta kalmasına dikkat edin. Ctrl'ye basıp şu kıyılarla dairelerimizin tanjant olmasını sağlıyoruz. Bizim ara mesafemiz yüzeyin değil. Bakın burada yanlış seçim yapmayın. 5 metre olduğunu
Biliyoruz. Evet. Burasının kesilmemiş kapalı alan olarak ortaya çıkartacağız. Fazlalıklarımızı tırpanlıyoruz. Buradan birer ölçü vermemiz gerekiyor. Uzayda sabitleyebilmemiz için veya belirleyebilmemiz için. Bu kıyılardan 16 gibi rakamlar. Bu kıyıdan ise parçanın yarısı. Kaçtı? 20 metre. 10 metre verebilirsiniz. Skecimizi kontrol ediyoruz. Açık yer var dedi. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Hemen trim'i alalım. Burasını kapatalım. Burada fazlalık var. Tekrar sketch analiz. Closet. Evet, sketch'ten çık. Fill ikonuyla kapat. Neydi? Sketch'imizi hide yapıyorduk. Neden hide yapıyorduk? Join yapacağımız zaman bize ne yapmasın? Rahatsız etmesin diye. Parçalarımı seçiyorum. Ctrl'ye basıyorum. Parçalarımı seçiyorum. İlave olanları seçiyorum. Tekrar translate. Direction düzlem değil. Doğrultuyu seçiyorum. 25 metre. Zaten eski yazıdan yer çıktı. Burada isterseniz bükmek için 3 tane yer bırakabilirsiniz. İstiyorsanız 2 tane bırakabilirsiniz. 2 tane bıraktığımı varsayıyorum. Tek taraflı bükme olduğu için. Şu parçalarımı seçiyorum. Ctrl'ye basıyorum. Şunu da seçiyorum. Join deyip birleştiriyorum. Daha sonra bakın şu ikonla develop ikonuyla tekrar açılım alacağız. Şu parçanın şunu şuraya gelip orijin noktayı nokta seçeceğim. Şuradan da doğrultuyu seçeceğim. Preview. Okey. Altta kalan join'i hide yaptık. Şimdi şurada ayırma işlemi yaptık. Bu ikisinde bükme işlemi yaptık. Geri esneme var. Burada ise parçamız düz geliyor. Hemen bunun yanına şöyle ekranda tam yapmaya çalışıyorum. Seçimi tam sağlayabilmek için dikey. Join aslında. Translate. Doğrultu X 25. Şu arayı boşaltma işlemi yapacağım. Ama onu iki defa daha yapacağım. Efendim söyleyeyim. Bu ara burada boş kalacak. Tekrar join seçiyorum. X düzenini seçtim. OK. Şimdi burada burası boş istasyon. Bükmeye yakınlıktan dolayı diş plakayı hafifletmek istemiyorum. Burada kesme işlemi bir operasyon daha, istasyon daha ileri veriyorum. Evet. Şimdi buradan yüzeyi seçemiyordum sketch açabilmek için. Sketch açtık. Evet. Burada kesili olan yeri bulacağız şimdi. Hemen yaklaşıyoruz buraya tekrar kıyılarla. Tanjant. Tanjant.
Kenar. Project. Kenarları. Ve trimleme. Sketch analizden kontrol kapalı. Ölçendirelim. Şuradan şu mesafemiz 14 metre olsun. Çakımız fazla içeriye girmesin. Çünkü bu çakının uzunluğu bizi ne yapacak arkadaşlar? Kalıbın ömrünü azaltacak. Tekrar açık yüzey, çift tıklayıp sketch'in içine giriyoruz. Evet. Sketch'e hide yapıyorduk. Şu parçamızı simetri plana göre, orijin noktaya yüzeylerine göre değil, karşı tarafa atıyordu. Burası boş geçtik. Burası şu parçanın kesildiği yer olsun. Kesildiği yer olsun. Şurası şuranın kesildiği yer olsun. Bir işlem daha uzatacağız. Bakın şimdi. Şunu seçtim. Translate dedik. Düzlemi seçtim. Düzlem olarak tekrar yapalım. Pardon. Translate şu. Düzlemi seçtik. Evet, 25 metre, okey. Şu parçalarımı, şunu ve şunu tekrar translate, okey. Buralardan ancak yüzey açabiliyordum. Yüzeyimi açtım. Gelelim şimdi buradan kalan yerleri kapatmaya. Şimdi buralarda çeşitli atölye içi uygulamalarla, yani yarın öbür gün size şikayette bulunmayacak şekilde bir işlem yapalım. Şimdi normalde hemen deneme yapıyoruz. Şu çizgimizin en az 5 metre olması gerekiyor. Füre değil mi? Şu çizgimizi de şu kıyıyla çakışık yapalım. Sonra bakın şununla hemen gidelim. Bakın orijin nokta değil. Şurada planımız vardı. Kaç metre? 114.543. 114.543 çarpı 2 rakamını adam sana giyotin makasla çıkartamaz. Ne yapacaksın o zaman? 5 metre yapacak. Yani 115'e tamamlayacaksın. Bakın burada orijin noktayı değil. Şeyi seçeceksiniz. Planı seçeceksiniz. Tekrar geldik. Planı seçtik. 115 metre. Şimdi burasını hemen şuradaki işlemlerimi tamamlayayım. Project. Evet. Filip onu burada başınızı belki artabilir.
Şununla şunu. Parçamızın uzunluğu kaç metreydi? Pardon, 20 metreydi. Hemen yarısını aldık. Yarısını aldık ama bir konuda sizi ikaz etmem gerekiyor. Delikleri iyi ayarlayacağız şimdi. Şunu biraz geri çekelim. Şuradan bir spline. Evet. Şimdi burası kapalı mı? Ona bakalım. Burası kapalı. Buradan sketch'ten çıkıp fill yapabilmemiz için bir sıkıntı yok. Sketch'imizi hide yaptık. Şimdi gelelim buraya. Bakın burada yan çakının kestiği yer, yani saçın ilerleyeceği yer tam burası. 25 metre. Deliklerin tam orta yeri. O zaman sen bu iki operasyonla delme işlemi yapamazsın. Hemen bunları kapat. Yan çakıyı emniyetli olsun diye tam ortadan verdik. Hemen bunları kapatırız. Sonra buraya da gelir kapatırız. Bunları zaten kapatacağız. Evet. Artı. Yan çakımız burada çalıştı. Şurasını kapatacağız. Yan çakımız burada çalıştıysa ayırma işlemini, yani bu koza delmeyi bir ileriki operasyonda yapmasını sağlayacağız. Neden operasyonları bu kadar yayıyoruz? Kalıbın ömrü ne olsun diye? Fazla olsun diye. Evet. Bantımız ortaya çıktı. Bakalım hemen işlemleri değerlendirelim. Ayırma işlemi. İki tane bükme işlemi. Burasını boş geçtik. Şurası boş. Burası şu parçanın ayrıldığı nokta. Şu operasyon kozanın delindiği nokta. Şurası da yan çakının çalıştığı nokta. Burası delme. Bir daha bunların hepsi pilot pin. Parçada tek taraflı bükme olacağı için çekilme tek taraflı olacak. Parçanın toleransı da müsaade ediyorsa delikleri öyle çift kademede yapmak gibi bir niyetimiz yok. Gelelim parçanın join işlemine. Niçin join yapıyoruz? Aslında size göstermek için. Neyi? Bantın katısını. Partını açalım onun. Şuraya bant katı. Katıya gidebilmek için bir ikonumuz vardı bizim. Neydi bu ikon? Surface Basset Featured'da. Thickened Surface. Kaç metrelik saç kalınlığı? 2 metre. Nötr ekseni almıştık. Alttan üstten birer metre kalınlaştıracağız. Evet. Bantımız ortaya çıktı.
Şimdi buradaki transparanlığı artık ortadan kaldırabiliriz. Evet. Kalıbımız ortaya çıktı. Bantı ortaya çıktı. Bundan sonra yapacağımız işlemler. Şuna hazır olalım. New product. Properties. Üst grup. Properties alt grup diyelim. Okay. Bize parçanın yüzeyi de lazım olacak. Parçanın katısı da lazım olacak. Bunun devamında kalıbını çizelim. Siz de datanızı hazırlamaya çalışın ve bu şekilde kaydedin. Kayıt yapmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Nereye kaydedelim bunu? Masa üstüne. Evet, daha net bir şekilde kaydettim. Evet arkadaşlar. Şimdilik kolay gelsin.